Evet, değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu değer katan eğitimlerde bu akşam dijital pazarlama ve sosyal medyayı masaya yatıracağız ve iki tane kıymetli misafirimizle Sedat Bey ve Fatma Hanım'la birlikte bu konuları işleyeceğiz. Bu akşam 117. bölümü yapıyoruz. Değerli dostlar, dile kolay. 117 programdır. Şu anda haftada bir, daha önce pandeminin ilk başladığı günlerde hafta içi her akşam birlikteydik. Şu anda her salı akşamı saat 20.30'da başlıyoruz ve çok değerli konuları, çok değerli konuşmacılarımızla birlikte işliyor ve size ve herkese fayda sağlayacak içerikler üretmeye gayret ediyoruz. Bütün bu yaptığımız içeriklere YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Daha önceki eğitimlerimize mutlaka göz atmanızı öneririz. Bir de eğitimlerimizi beğeniyor ve fayda görüyorsanız mutlaka buralarda bir like atın, yorum yazın ve dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına değer katalım. Ve güzel haber, sadece YouTube'da video içerikleri şeklinde değil, artık podcast kanallarında da varız. Sokakta spor yaparken, gezerken, işte ev işi yaparken, temizlik yaparken kulağınıza bir kulaklığı taktığınız anda bütün bu üretmiş olduğumuz içeriklere artık ulaşabiliyor olacaksınız. Bu eğitimin podcast kaydını da bütün kanallardan birkaç gün sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu anda Facebook'ta, Twitter'da, Twitch'te, LinkedIn'de, YouTube'da ve Zoom üzerinde canlı yayındayız. Mutlaka sorularımız olabilir. Konu zaten çok herkesin ilgilenmesi gereken, artık günümüzde herkesin öğrenmesi gereken bir konuyu masaya yatıracağız. Eminim sorularınız olacak. Zoom'dan izliyorsanız şu anda toplantı salonu Q&A kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Diğer platformlarda da yorumlarınızı iletirseniz buralardan ben hemen ilgili konuları, işin üstadlarını bulmuşken Sedat Bey ve Fatma Hanım'a yöneltiyor olacağım. Evet, şimdi yavaş yavaş onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş Evet, bulduk. Sedat Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyi akşamlar, iyilik, sağlık, teşekkür ederim. 117. programa katılmak nasip oldu. Nice nice değer yaratan eğitimlere, nice nice 117. programlara inşallah. Süper. Harika bir iş. Yani arkadan izleyici olarak takip ediyordum. Muazzam bilgiler aldık. Kar topu gibi büyüdü böyle. Çok teşekkür ederim. Süper. Biz de size şimdiden teşekkür ederiz. Fatma Hanım, siz de hoş geldiniz. Ses gelmiyor yani. Hoş Ses bulduk. geliyor. Ha. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Süper. Teşekkür ederiz. Şimdi sizin de Ay. sesinizi aldık. Çok güzel. Şimdi konular çok Böyle sıcak. Bir sürü... yaklaşayım birazcık. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. Evet. Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Çok sağ olun. Şimdi bir sürü dostlarımız da daha toplantıya başlamadan sorularını iletmeye başladılar. Konu sıcak ve soracağımız sorular da var sizleri de bulmuşken. Ama şöyle başlamadan önce belki ismen sizi tanıyor olabilir buradaki dostlarımız ama bir de sizi sizden dinleyebilir miyiz? Sedat Ateş kimdir? Kısaca hocam sizden başlayalım izninizle. Buyurun. Tamamdır. 14-15 yıllık zaten sektör içerisindeyim. Türkiye'de herhalde ticaret ilk başlayan ekiplerle beraber oldum. Yolum dijital pazarlamayla kesişti sonra. Oradaki o heyecanlı dünya, insanların verileri, onları incelemek, onları yönlendirmek ve orada bir oyun oynamak gerçekten muhteşem bir duygu, heyecan yarattı. A'dan Z'ye bütün e-ticaret süreçlerini yönettim. Türkiye'de birçok projede çalıştım dolaylı doğrudan. Son 4 ya da 5 yıldır da eğitmenlik yaşamına devam ediyorum. E-Ticaret Türkiye Akademisi kurucularındanım. Eskide bir aslında birkaç ulusal gazetenin de yazarlarındanım. Teknoloji ve seyahat tarafındaydı. Bu bir yolculuk. Öğrenme öğreniyoruz. Devam ediyoruz. Bir TEDx konuşmacısıyım. Sektörde bir e-ticaret ilgi Türkiye'de herhalde ilk kitabı yazan kişiyim diye hatırlıyorum. 2006-2005'te. İkinci kitabın hazırlıkları içerisindeyim. Burada da bugün sizlerle olmak çok güzel. İnşallah yani az önce bir haber geldi. Çok mutlu oldum. 2020 yılı içerisinde toplamda 97 bin tane öğrenciye eğitim vermişim. Toplamda ulaştığım canlı öğrenciye ulaştığım canlı yayın sayısı öğrenci sayısı bakımından 180 bine gelmiş. Bu 3-3,5 yılda tabii yani. Hayatlara dokunabiliyorsak ne mutlu. Gerçekten en güzeli bu. Süper, teşekkür ederiz Sedat Bey. Fatma Hanım, sizi de böyle başlamadan böyle kısaca tanıyabilirsek çok mutlu oluruz. Buyurun. Tabii ki hocam. Ben Avukat Fatma Altay. 2016 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum. 2 sene Eskişehir'de çalışma ve staj eğitimini tamamladıktan sonra şu anda Kütahya Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Bu şekilde benim Sedat Hoca gibi böyle anlatacak çok fazla şeyim yok lakin
Avukatlık yapıyoruz biz de. Yani genel olarak bu yani bizim. Okey, çok teşekkür ederiz. Şimdi o zaman Fatma Hanım, gündemde ve sizi çok ilgilendiren aslında sıcak birkaç tane konu var. Gelen sorular arasında da onlar vardı. Mesela ilki daha sıcağı sıcağına birkaç gündür hepimiz yaşıyoruz. Yani her taraftan aynı şeyleri duymaya, okumaya, izlemeye başladık. Artık bir yandan da kafamız karıştı. Bu WhatsApp'la alakalı, güncellemeyle alakalı bu nedir, ne değildir? Yani biz bir son kullanıcı olarak, bir tüketici olarak ne yapmamız lazım? Herkes bir şey söylüyor, hangisi doğru? Bu konuda sizin yorumlarınızı bir alabilir miyiz Fatma Hanım? Çünkü biliyorum ki KVKK ile alakalı sizin yaptığınız çalışmalar var, o taraftaki uzmanlığınız var. Orayla çok örtüşüyor diye tahmin ediyorum. Şimdi WhatsApp'ın bu şekilde bir politika benimsemesi öncelikle bizim için hani sürpriz bir gelişme değil ama yani kullanıcılar için, kullanıcı olarak baktığımızda sürpriz bir gelişme oldu. Şimdi veriler, kişisel veriler noktasında bazı şeyleri zaten WhatsApp'a erişim hakkı, WhatsApp'ın erişim hakkı vardı. İşte verileri toplayıp kaydedebiliyordu. Organize edip depolayabiliyordu. Lakin şu an bu verileri işleme, aktarma veya diğer yayma haklarını da bizden onaylayarak hukuka uygun hale getirmeye çalışıyor ama ne kadar bizim lehimize bir durum, ben hani olumlu bakmıyorum şimdi. Hiç kimse olumlu bakamaz buna. Neden? Çünkü bir sürü fotoğrafımız, bir sürü görüşmelerimiz, ailemizle, başkalarıyla olanları sıkıntıya sokmasa bile. Mesela ben müvekkillerimle görüşme yapıyorum. Bana müvekkilim çok özel fotoğraflarını atabiliyor. Dosya içeriğine konulacak fotoğraflarını atabiliyor. Bunların paylaşılıyor olması sıkıntı. O nedenle bu şekilde ben açıkçası kabul edilmesini onaylamıyorum. Zaten bu noktada Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu da zaten harekete geçti. İki bugün ve dünden beri bazı araştırmalara başladılar. Hani WhatsApp bir geri adım atar mı diye bekleyen çok fazla kullanıcı var. Çünkü ben de kendim de şu anda o şekildeyim. Hani sürekli onaylamıyorum orayı, ittiriyorum. Bir bekleme sürecindeyim aslında ne olacak diyerekten. Kalkıp ama hani buradan bizim Türkiye anlamında, Türkiye'deki kullanıcılarını kaybetmek isterler mi? O da bir merak konusu. Hukuki anlamda baktığımızda bu kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesine, yayılmasına onay verilmesi hukuken verilmemesi gereken bence bir onay. Ben böyle düşünüyorum yani. Ha diğer başka bir uygulamaya geçilmeli mi, geçilmemeli mi noktasında onları da diğer uygulamaları birbiriyle karşılaştırıp bunların veri politikaları vesaire diyerekten geçilebilir diye düşünüyorum. Ama birazcık da hani kurullardan gelecek cevapları beklemenin de faydası var tabii. Peki, teşekkür ederim. Sedat Hocam, WhatsApp'tan diğer platformlara bir kavimler göçü başladı diye duydum ben. Siz ne diyorsunuz o tarafta? Rakamlarla ilgili bir bilginiz var mı? Ben şöyle kendi kullanım alışkanlığından şey söyleyeyim. Yani ben yıllardır Telegram kullanıcısıyım. Telegram'a kavimler göçünden önce geçmiştim. Telegram'daki yani rehberimin kalabalık olduğunu düşünürsek Telegram'da iletişim kurabildiğim kişi sayısı 10-12 kişi gibiydi. Özellikle her gün dikkat ediyorum. Acaba Telegram'a tanıdık isimlerden, rehberden kaç kişi geliyor? Kesinlikle bir kavimler göçü var. Kesinlikle ama hayatım boyunca hiç düşünmediğim, ya Telegram'a geçeceğini düşünmediğim birçok insanı şu an Telegram'da görüyorum. Evet, yani sadece Telegram değil, bir tane Signal diye bir uygulama var galiba. Evet, o tarafa hızlı var. Sonra Turkcell'in uygulamasına son gördüğüm rakamlara göre 4,5 milyon bir kullanıcısı geçiş olmuş vaziyette. Ya bir anlamda aslında yerli bir ürün olmasından dolayı sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi geliyor. Çünkü veriler Türkiye'de kalıyor ve günün sonunda bu yabancı firmaların Türkiye'de bazılarının temsilcilikleri yok. Şimdi o konuya da geleceğiz. Dijital pazarlamaya da dokunuyor onun ucu. Ama Turkcell'in de ne kadarı Türk, ne kadarı yerli o da başka bir konu. Ama en azından Türkiye'de diyebiliriz belki. Evet. Seçim yapmak gerekirse ben de şu anda herhangi bir şey onaylamadım. Ama sanki böyle geçersem
Telegram falan da var zaten. Daha önceden de kullanıyordum. Sanki şeye böyle BİP'e biraz daha böyle yerli olduğundan, Türk mühendisleri geliştirdiğinden, Türkiye'de olduğundan böyle bir adım daha yakın gibiyim. Ama her şey bir kenara. Geçen LinkedIn'de bir paylaşımda gördüm. Teşekkür de etmek lazım WhatsApp'a. Kişisel verilerin, kişisel bilgilerin ne kadar önemli olduğunu bir günde bütün Türkiye'ye öğrettiler abi. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. bunu belki bütün medyada birçok uzman, birçok yazar aylardır, yıllardır yazıyorlar. Dillerinde tüy bitti. Ama kimse oradaki verilerimizin kıymetini bize bu kadar iyi anlatamamıştı. Bu yaşanan durum, herkes bu şeyin önemini fark etmiş oldu. Çünkü günümüzde artık veri her şey demek. Yani bazısı petrol diyor, biri bazısı maden diyor ama gerçekten veriye sahip olan, bu veriyi doğru kullanan, görüyoruz işte teknoloji şirketleri gözümüzün önünde sadece veriyi işleyerek milyarlarca dolar olabiliyorlar. Çok daha böyle yukarılara hacimlerini götürebiliyorlar. Tabii bu verileri aslında kullanmaya başlayan sadece onlar değil, büyük teknoloji şirketleri değil. E-ticaret sektörü de artık yeni başlayan biri bile bu verileri nasıl kullanabileceğim diye kafa yormaya başladı. Bugün işte sosyal medya platformlarından olsun ya da diğer reklam verebileceğimiz, dijital pazarlama yapabileceğimiz platformlardaki veriler olsun. Yeni başlayanlar bile o basit arayüzler sayesinde tabii ki kişisel verilere ulaşmadan ama bu datayı kullanarak kendilerini, firmalarını, markalarını ön plana çıkartabiliyorlar. Şimdi öyle de bir dönem yaşanıyor ki şu bu pandemiyle birlikte gerçekten hem e-ticaret böyle bir 5 sene sonraya gitti, ileriye gitti, hızlandı hayatımızda. Ve bunun da yan tarafında işte kargo sektörü 5 yıl sonraya gitti, dijital pazarlama sektörü 5 yıl sonraya gitti. Ama ne yetişemedi burada? İnsan gücü yetişemedi belki. Yani bütün bu Oransız büyük sektörlerde, oldu. evet, inanılmaz bir Oransız orantısız bir büyük büyüm oldu. oldu. Yani Sedat Hocam'ı telefonla arıyorsanız muhtemelen bu aralar ulaşamayabilirsiniz. Nedenini de söyleyeyim. Şu anda müthiş sorumluluklar, müthiş iş yükleri onun ve ekibinin omuzlarında diye tahmin ediyorum. O yüzden Maalesef. o da şu Evet. anda böyle bir saat bizimle birlikte nefes alacak. Bitince muhtemelen yine tekrar işlere Devam. odaklanıyor olacak. Devam. Peki bu süreci Üstad nasıl özetlersin sen bu pandemiyle birlikte bu e-ticaret ve dijital pazarlama dünyasında nasıl bir dönüşüm oldu ve bundan sonra ne olacak? Bir tane çok anlaşılabilir sokaktan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi yıllar önce Ziya Hocam, Aksaray Ticaret Odası'nın davetlisi olarak birkaç pazar yeri temsilcisiyle beraber de şehir olan Aksaray'a bir çıkartma yaptık. Hocam çok ilginç bir şey oldu. Genç bir arkadaşla tanıştık orada. Arkadaş babasının 2 ya da 3 tane, o dönem tam hafızamda kalmamakla birlikte, market dükkanları var. Aksaray'ın yerli bir ailesi. Orada girişimleri var. O etkinliğe gelme sebebi, Aksaray'a herhangi bir ulusal süpermarket firması, işte sen veya işte böyle bir uygulama gelmeden biz bunu burada yapabilir miyiz diye kendince bir şeyler öğrenmeye gelmiş. Çok güzel. Aksaray Ticaret Odası da bunu zamanında güzel organize etmiş. Biz de buluştuk. Güzel oldu. Ama problem şurada. Bu genç arkadaşımız işte konuşmalar bittikten sonra işte yanımıza geldi. Sohbetler, alışveriş, kart vizitler, telefon alışverişleri. Dedi ki hocam, yani ben buraya geldim ama dedi, böyle bir şey yapmak istiyorum. Büyük ihtimal babam izin vermeyecek. Yani ne gerek var böyle işlerle uğraşıyorsun diye diyecek ama dedi, İlk defa dedi bu şehirde böyle dinleyebileceğim bir iş geldi, yani bir etkinlik geldi dedi. Şehirde bunu konuşabileceğim kimse de yok dedi. Şimdi anlıyoruz ki coğrafya kaderdir hikayesi var ya, bir, yaşadığımız şehir, gerçekten network'ümüz, ağımızı kurabilmemiz, bu sohbeti bile yapabileceğimiz insanların olup olmaması bile bizim startup'ımızı, iş modelimizi, girişimimizi etkiliyor. Buradan ben kendime böyle bir ders çıkarttım ama çıkması gereken ders ve sorunun direkt cevabını söyleyeyim, çok uzatmayayım. Şöyleydi, maalesef kurmadılar. İşte LinkedIn'dan ekledi, Instagram'dan görüşürüz birkaç yıldır da. Ara ara takip ederiz, sohbet, muhabbet bayramdan bayrama. Fakat ilk yasaklar Mart ayı ile beraber başladı. Aksaray iline genç arkadaşımızın aklına gelen, başına gelmiş bir tane süpermarket Aksaray iline yatırım yapmaya karar veriyor. Günlük teslimat modeliyle pazarı alıyor. Zaten pazarı domine ediyor Aksaray ilinde çünkü tek başına. Ve pişmanlık yaşıyor. İşte bu konuları sonra bana geldi. Bu birinci yasak döneminde biraz yazıştık, işte biraz sitem ediyor, biraz aile büyüklerine keşke diyor.
Ben diyor dinlemeyip yapsaydım diyor. İşte ben biliyordum böyle olacağını bir gün vesaire diyor. Kendi yaşadığımız şehirde diyor girişimimiz yabancı kaldı diyor. İşte babasıyla sohbet etmiş. Babam diyor işte şimdi söylüyorum hiçbir şey diyemiyor diyor. Şu örnek var ya, bu örnek çok basit bir örnek belki. Bunun gibi çok fazla örnek olduğunu düşünüyorum. Orantısız büyüme var. Orantısız büyüme bizim e-ticaret sektörünü büyütebilmemiz için dijital dönüşümü şirketlerin, KOBİ'lerin esnaf ölçeğini bile sağlayabilmesi için Ziya Hocam yani hepimiz siz de öyle Türkiye'yi gezdik, gezmeye devam ediyoruz hatta yani pandemide durduk ama yani niye? Ya minik bir farkındalık oluşturmak içindi. Pandemi şu işe yaradı. Çok olumsuz ölümlerin olduğu, salgının olduğu bir dünyada bizim sektörde şöyle bir işe yaradı. Az önce dediğiniz de hocam bu kişisel verilerin ne kadar önemli olduğunu Türkiye bir günde öğrendi. Pandemiyle beraber Türkiye'deki işletmeler e-ticaretin ne olduğunu bir günde öğrendiler. Tüketiciler işletmelerin bu sunduğu ürünleri yani tüketiciler nasıl ulaşabilecekler bunu öğrendi. Ve bu Türkiye'de bu dönüşüm çok hızlı oldu. Yani bizim birkaç yılda büyütmeyi düşündüğümüz bu ekosistemi gördük ki biz birkaç ayda beklenenin çok üstünde yani orantısız bir büyüme sağladık orada. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Şimdi detaylara ineceğiz ama biraz böyle konuya hızlı girdik. Pandemi bu dünyayı çok ileri götürdü ama bu dünya nedir? Yani dijital pazarlama, e-ticaret, yani biraz böyle birinci basamağından başlayacak olursak belki burada Fatma Hanım'ın yorumlarını alabiliriz. Bu dünyaya adım atmak isteyen bir KOBİ, bir işletme, bir girişimci e-ticaret yapmak istiyorsa, dijital pazarlama tarafında aktiviteler yapmak istiyorsa, bu adımları atmadan önce dikkat etmesi gereken noktalar var mıdır hukuki olarak? Ne önerirsiniz? Hangi bunun sözleşmemesi midir ya da başka bir alanları mıdır? Nelere dikkat etmeli? Şimdi e-ticaret mevzusunda e-ticaretin çok fazla avantajı var. Dezavantajları da işte hukuki anlamda bizim hukuki anlamda şey yapamaz yani dezavantajları olması yani mesela şeffaflık olmaması, güvenilirlik olmaması, bizim ürünleri karşı tarafın sunduğu bilgilerle bilmemiz ve karşı tarafın tüketiciye ilişkin bilgilerinin bulunmaması, ürünü kendi yerinde incelememesi gibi dezavantajları var. Zaten e-ticaret hukuku da buradan çıkıyor. Bu dezavantajlarını egale etmek için oluşturulan bir hukuk. Şimdi kendileri bu şekilde web üzerinden elektronik veya farklı yöntemlerle elektronik anlamda ticaret yapmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken tabii şeyler var. Mesela aydınlatma yükümlülükleri, cayma haklarının düzenlenmesi, mesafeli satış sözleşmeleri, yine kişisel veriler dediğimiz gibi bir günde ülkenin hepsi kişisel verilerin önemini yeterince anladı. Bir günde anladığımız işte bu kişisel verilerin korunması mevzusu aslında bizim hayatımızda her zaman vardı. Giriyoruz mesela işte sözleşmeyi okudum, politikayı kabul ettim, cayma hakkını anladım vesaire. Oradaki tik atıyoruz orada kutucuklara vesaire. Bunları düzenlemesi lazım bir web sitesi vesaire. Kurmak isteyen, elektronik ortamda satış yapmak isteyenlerin sağlayıcılar nezdinde de harici sağlayıcılar şeklinde de bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Mesela bazı hukuki metinler var. Bunların oluşturulması gerekiyor. Oluşturulduğunda da bir avukattan yardım alması gerekiyor. Çünkü kendine uygun olarak oluşturulması gerekiyor. Mesela cayma hakkının olmadığı alanlar var. Cayma hakkının olmadığı alanlarda cayma hakkına ilişkin düzenlemeler görüyoruz bazen sitelerde. Böyle bir bunun nedeni işte tamamen kendileri değil de copy-paste şeklinde hukuki belgeleri, hukuki sözleşmeleri almalarından neden kaynaklanıyor? İşte sözleşmeler, ön bilgilendirme konuları, bunların hepsinin hazırlanması gerekiyor. Web sitesine veya diğer alanlara monte edilmesi gerekiyor. Evet, bu sözleşmelerin kopyalanması mevzusu deyince bir tebessüm oldu bende. Çünkü geçenlerde şeyi görmüştüm. Bu Exen
platformu, dijital platformu hayata girince onun sözleşmeleri bile herhalde oradaki arkadaşlar zaten bu işi yapan birileri var. Alalım, kopyala yapıştıralım demişler. Yapmışlar. Bu sefer arka taraftaki linkler de gitmiş. Linkler de başka bir rakibin sitesine falan gidiyor. Biraz Maalesef kolaya gördüm. kaçıyor gibiyiz yani. Evet, avukat arkadaşlar da bu konuda destek almamız lazım. Peki Fatma Hanım, şunu sormak istiyorum. Yani şeye katılıyorum. Siz biraz daha e-ticaretin karanlık yüzü hep size doğru yansıdığı için oradaki sorunlarla boğuşuyorsunuz tahminimce. Bir yandan da haklısınız çünkü dijital ortamda her türlü sahtecilik olsun, kötü niyetli yapılabilecek işlemler olsun, maalesef iyi işler hızlı yayıldığı gibi kötü işler de hızlı. Ahlaksız ticaretler de hızlı yayılabiliyor e-ticaret Tabii. üzerinden. Tabii burada tüketiciler, müşteriler, onlara ne tavsiye edebilirsiniz? Yani bir online'dan alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Kendini daha sonra üzülmemesi için yapmaması, yani ilk etapta dikkat etmesi gereken noktalar ne olabilir? İlk önce dikkat etmeleri gereken nokta, satışı yasak olan ürünleri kesinlikle internet üzerinden almasınlar. İnternet üzerinden satışı yasak olan ürünler var. Bunlar belirlenmiş bir şekilde, sayılmış bir şekilde var. Ama bunları almaya devam ediyorlar. Ne mesela eczacılık anlamında sadece eczanede satılması gereken bazı ilaçların mesela satılması gibi bu hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. İkincisi güvenli web sitelerinden, güvenli hizmet sağlayıcılarından almaları veya aracı hizmet sağlayıcılarından, daha böyle bilindik aracı hizmet sağlayıcılarından almaları daha güvenilir diye düşünüyorum. Ben kendim öyle yapıyorum en azından. Hani daha böyle ne diyeyim, daha bilindik güvenlik anlamında, sözleşmeler anlamında daha derli toplu bir şekilde siteleri olanlardan alışveriş yapmanın daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Yine karşı tarafa ilişkin güvenlik ve şeffaflık sorunlarının olduktan kalkabilmesi için gerekli bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirenlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Ön bilgilendirme formları bu noktada önemli oluyor. Yine farklı haklarını tanıması, sizinle bizzatî olarak herhangi bir mesela sipariş alındığında direkt iletişime geçilmesi, sipariş sürecinin takip edilmesi noktasında bir sürekli elektronik ileti gönderilmesi, aynı zamanda mesela spam sayılabilecek şeyler oluyor, bazen gönderiliyor. Bu şekilde değil de normal tanıtım amacı yani biz onay verdikten sonra tanıtım yapan sitelerden alışveriş yapmaları gibi daha sayılabilecek sayısız önerim var ama bu şekilde yani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Buraya Peki. minik ben de bir ekleme yapmak isteyeceğim. Buyurun lütfen. Konu yeni çünkü. Yani Fatma Hanım biliyordur. Şu anda biliyorsunuz iletişim sistemi var, yani İES. Şu an e-devlete girdiğimizde yeni hizmetler alanını listeleyelim veya yukarıdaki search alanında e-devlette İES yazalım. Hem mail adresimiz hem de SMS, yani telefon numaramıza kimlere izin verdiysek, sesli arama, mail ulaşım, telefonla ulaşım noktasında izin verdiğimiz bütün firmaları dökebiliyoruz. En azından veriyi İES sistemini yükleyen firmaları şu an görebiliyoruz. Maile 91 tane firmaya izin vermişim. Telefonda 53-54 firmaya izin vermişim. Bazılarına hem arama izni vermişim hem çağrı izni vermişim. Baktım alakasız sigorta firmaları var. Yani acayip acayip yerlere izin vermişim. Farkında bile değilim bu kadar yere izin verdiğimi. E-Devlet sistemine girdim. Hemen bunları hızlı bir şekilde rete çektim. İhtiyacım olmayan, fuzuli veya zaman kaybı olabilecek, gereksiz, beni yoracak her şeyi rete çektim. An itibariyle kullanılabilir vaziyette. Kimlere izin verdiğinizi devlet de artık görebilip ve bunları manuel olarak kendiniz yönetebiliyorsunuz. Süper, teşekkür ederiz. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi Evet. o zaman diğer Evet. bir konuya geçelim. Bu Bir de ben de bir şey eklemek istiyorum ama bu mesela Sedat Bey'in söylediği sistem üzerinden siz red cevap bana artık ulaşılmasın, kabul etmiyorum gibisinden bir red cevabı verdiğinizde bunu da 3 gün içerisinde durdurması lazım firmanın. Buna ilişkin de hukuki yollara yine başvurabilirler, şikayet vesaire gibisinden. Buyurun Ziya Hocam, Peki, sizi okey, böldüm. teşekkür. Yo yo, estağfurullah, teşekkür ederiz. Önemli konular bunlar. Şimdi diğer sıcak ve önemli bir konu, bu
E-ticaret ve dijital pazarlama hayatımıza öyle girdi ki firmaların, KOBİ'lerin, işletmelerin bazıları neredeyse cirosunun tamamını buradan yapar haldeler şu anda. Yani hatta bu platformlar üzerinde doğmuş büyümüş girişimler oluştu. Yani sadece Instagram'dan satış yapan ve bütün cirosunun %100'ü oradan gelen ve cirosunun anlamlı bir kısmı da reklam, oradaki marketing çalışmalarıyla o ciroya elde eden yapılar var. Bazısı bunu Facebook üzerinden, bazısı Google arama reklamları üzerinden yapan modeller var. Ve yakın zamanda da bir gelişme oldu Türkiye'de. Devlet dedi ki bu sosyal medya mecralarına bir takım yaptırımlar mı diyelim, taleplerde bulundu ve tabiri caizse onlara bir seslendi. Dedi ki Doğru. bunları yaparsanız Türkiye'de bu platformlarda çalışmaya ve reklam almaya devam edersiniz Türkiye'deki işletmelerden, ama bu kurallara uymazsanız reklam alma durumunuzu engelleyeceğim gibi aynı zamanda bir takım kısıtlamalara gideceğim dedi. Bu nedir Sedat Hocam? Siz bu konunun içindesiniz. Bize Evet. kısaca bir özetleyebilir misiniz basitçe? Bu konu bizim için hassas bir konu. Çünkü burada bir ekonomi dönüyor ve yaşamlarını, ekonomilerini burada idame eden orta ölçekli, küçük ölçekli özellikle butik sayısı çok fazla. Sayın Eskişehir Valimizi hatırladım. Onun bir cümlesi vardı. En son pandemi öncesi onun bir etkinliğine, yani Vali Bey'in etkinliğine katılmıştık. Demişti ki bu konu Eskişehir'den çıktı ama bence bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Eskişehir'in sokaklarında bizim görmediğimiz ev ekonomisi var demişti ve bu ev ekonomisi Instagram'la dönüyor demişti. Bence çok doğru bir tespitti Vali Bey'in. Çünkü yaşamlarını idame ettiren, eve bir ekonomik kazanç sağlamak isteyen bir ev hanımı Türkiye'de görülmeyen, adı konulmamış, konuşmadığımız bir kitle var. Bunu kabul etmek zorunda. Bir de ticari ünvana sahip vergisi olan, fatura kesebilen, küçük ölçekli, orta ölçekli veya esnaf ölçeğinde basit usul veya şahıs firmaları var. Şimdi konu şu. Türkiye'ye bir temsilcilik atamalarını istiyoruz. Aynı zamanda diğer bir talebimiz de data center'larla alakalı. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'deki kuracağın data center'ların içerisinde barındır. Ve ben buradaki temsilciye rahat ulaşabilir bir muhatabım olsun diyoruz. Kolay bir şekilde bir elçi istiyoruz aslında. Vergi mükellefi olmayanların vergi mükellefi olmasını istiyoruz. Peki ne oldu? Geldiğimiz son, en azından bu yayını yaptığımız tarih itibariyle son durum şu. Birkaç bakanlıkta heyet toplandı. Komisyon bir karar vermeye çalışıyor. Cezayı kim kesecek belli değil. Henüz bunlar atanmadı. Günlük takip ediyorum süreçleri. Fakat ayın 18-19'u gibi temsilcilik atamasını gerçekleştirmeyen sosyal medya devlerinde reklam vermek yasaklanacak. Peki bunu Sedat Hocam, yani şu anda bu sosyal medya devlerinin bir isimleri nedir? Bunların hangileri temsilci atadı, hangileri henüz atamadı? bakalım. Okey. YouTube şu anda temsilci atamayı kabul etti. Türkiye yeşil ışık yaktı, lisans alacağım dedi. Aynı şekilde TikTok da aynı şeyi söyledi. Son dakika lisans alacağım dedi. Spotify aldı, Deezer aldı. Ya yani bunlar belki bir sosyal medya platformu ama Spotify'da bir dijital pazarlama aracı. Orada da bir sesli reklam podcastlerin arasında veya müziklerin arasında dinliyoruz ya da dinlemiyoruz. İşte premium üyeliğe göre. Bunların haricindeki Facebook, yani Türkiye'deki en çok kullanılan sosyal medya platformlarını da ben size sıralayayım. Birinci sırada Türkiye'de YouTube var. YouTube'un global sıralaması 2, Türkiye'de 1. Türkiye sıralamasında birinci olan YouTube, tamam. İkinci sırada Türkiye'de Instagram var. İkinci sırada dünyada YouTube var. Facebook gelmiyor, Instagram gelmiyor. Yani çatı marka olan Facebook'un iştiraki olan şirketler olan Messenger, WhatsApp, Instagram ve Facebook çatı zaten. Şu anda Türkiye bir temsilci atama anlamında problem yaşatıyor. Burada data center taşıma zaten böyle bir niyetleri olmadığını görüyoruz. Bunlara reklam verme yasağı ayın 18-19'u itibariyle bekliyoruz. İlk beklenilen tarih 1 Ocak'tı. Bunun haricinde Türkiye'de Pinterest var, LinkedIn var, Twitch var. Hani bunlar kullanılıyor. Bunların da bir reklam ağı var. Twitter var en önemlisi bunlardan sonra. Bunların da Türkiye'de bir temsilcisi yok. Bunlar da Türkiye'de bir vergi mükellefi değil. Bunlar da Türkiye'ye gelmekle alakalı kimisi henüz davet mektubuna cevap bile vermediler daha. Yani daha bir henüz cevap bile göndermediler. Bu cevap göndermeyenler veya cevabı olumsuz olarak dönenlerle alakalı zaten bir ceza kesildi. Bundan 2 hafta önce kadar bir ceza kesildi. Şimdi bir reklam verme yasağıyla karşı karşıyayız. Ekosistem demek ki reklamcılık anlayışındaki politikaları gözden geçirmek zorundayız.
Yani amacımız ne? Müşteri bulmak zorundayız. Pandemi dönemindeyiz. Ekonomik koşullar zorluyor. İşletmeler, hizmet işletmeleri daha büyük sıkıntı yaşıyor. Ayakta kalma savaşları var. Yedek akçe dediğimiz bir gerçek var ticarette ama işletmelerin yedek akçelerinin de belki sonuna geldi. Çünkü giderler durmuyor. Fakat gelirler durmuş vaziyette. Bu aradaki makas şu anda çok fazla açılmaya başladığı için artık şirketlerde kırmızı alarm hizmet veren, küçük ölçekli hizmet veren esnaflarda, yanında kişi çalıştıran noktalarda daha büyük kriz var şu anda. Bu krizin giderilebilmesi için aslında Instagram yoğun kullanılıyor. İşte yemek sepeti, getir gibi uygulamalarda komisyon sıfır veya sıfır yakın şeyler kullanarak likidite döndürülmeye çalışılıyor esnafa. Ama bugün bir halı saha işletmesi veya bugün bir kafe işletmesi için ve bunun gibi birçok işletme maalesef böyle bir avantaja sahip değil. Neyle karşı karşıyayız? Reklam verme yollarını ve yöntemlerini gözden geçirmek, politika, strateji gözden geçirmekle karşı karşıyayız. Bütçe nereye kayacak? Bu bütçeyi Google'dan ne kadar efektif kullanabileceğiz? Sosyal medyanın yadsınamaz bir gücü var. Bugün bir yazı gördüm bir meslektaşımda. Ben demiş Dublin üzerinden, bir şirket üzerinden reklamı yine çıkarım demiş. Türkiye'ye bu reklamı gösteririm demiş. Bütün demiş buradaki konuyu atlarım demiş. Fakat heyette konuşuldu. Ben iyi bir baktım şöyle neler oldu diye. Dublin üzerinden, GZ üzerinden Türkiye'ye vereceğiniz reklamlar bir Türk firmasıysa, vergi mükellefiyseniz, cari yerleşkeniz buradaysa kontrol altında tutulacağı söylüyor. Beklentiniz Maliye Bakanlığı'nda Facebook'a dönen veya benzer ödemelerin giderlerinin muhasebesi olarak işlenemeyeceği, bankalarda kredi kartları ödemesi, hesap ekselerinde buralar ödeme yapan şirketlerin tespitinin yapılmasını bekliyoruz. Ve bunlara bir yaptırım, bir ceza ile karşı karşıya gelebileceği ihtimalleri var. Tüketiciyi de etkileyecek yer var. Aslında son kullanıcı diyelim, tüketici değil. Bir bant daralması var. Şu an için henüz tam olarak ayın 18-19'da bir bant daralması beklemiyorum. Zaten gündemde bant daralması ileri tarihte var. Birinci fazda %50, ikinci fazda %90 olmak üzere diyecek ki devlet veya işte bu konuda atanmış kurumlar Türk Telekom'a, Süper Online'a, Vodafone'a senin servis sağlayıcın üzerinden bu işletmeleri, platformları kullanan yerlere girişi daralt diyecek, kısalt diyecek ve kullanılamaz hale gelecek. Dolayısıyla son kullanıcı için de, işletme için de, orada bir ekonomi döndüren için de sıkıntılar başlar. Biraz daha açabilir miyiz o bant daralması? Instagram'a girdiğimizde o fotoğrafların geç açılması ya da hiç açılmaması gibi bir durum. Evet. Yani burada bir trafik var. Şu anda %100 genişlikte kullanılıyor buradaki trafik. Bu karar çıktığında kararı uygulayıcılara, servis sağlayıcı olan firmalara diyecekler ki senin servis sağlayıcının üzerinde Instagram'ı, Twitter'ı, Facebook'u kullananlara buraya bir bant trafik daraltması yaşatarak burayı kullanılamaz. Önce yavaş kullanılabilir bir vaziyette. Sonra %90 daraltma demek karşılığı aslında kapatma demek baktığımızda. Evet, uygulama fiziki olarak duruyor ama kullanılamaz bir uygulamanın zaten efektif bir aktivite kalmıyor orada zaten. Bir aksiyon alamıyorsunuz orada. Tabii tabii. Şu anda e-ticaret dünyasında web sitenize girdiğinde son kullanıcı öyle 3-4 saniye falan da değil artık. Yani 1-2 saniye geç açılıyorsa siteniz bazıları sizi terk ediyor gidiyor zaten. Yani böyle bir dünyada o evet. Fotoğrafların açılmıyor ya da çok geç açılıyor olması orada vakit geçiren herkesi oradan soğutacak. Şey konusu çok enteresan. Bu bunu biraz daha açabilir miyiz gerçekten? Yani şimdi biz Türk firması olarak bu mecralara reklam veremeyeceğiz. Bunu devlet kontrol edecek. Doğru. Ama yurt dışındaki yabancı firmalar Türkiye'yi hedefleyerek reklam vermeye devam mı edecekler? Görüntü verebilecek gibi gözüküyor. Ama işte o şöyle önüne geçilebilir. Şimdi Türkiye'de yerleşik olmayan bir firmaya yani buradaki yasaya göre yani herhangi bir şeyiniz yok burada. Temsilci yok. Hani düşünsenize Dublin'de ben bir firmayım. Türkiye'de bir yatırımım var benim. Eğer Türkiye'de bir yatırımım varsa zaten burada vergi mükellefi olmam gerekiyor. Eğer sadece bir müşteri formu vesaire topluyorsa devlet onu da kapatabilir. Orayı da yasaklayabilir. Ama verdiğim hizmet global olabilir. Dublin üzerinde bir yazılım hizmeti veriyorumdur. Aylık belki ücretli bir premium hizmet veriyorumdur. Şimdi Türkiye yasalarına tabi değilim. Türkiye'de kurulmuş bir mükellef değilim. Türkiye'yle hiçbir bağlantım yok. Ama Dublin üzerinden Türkiye'deki kullanıcıları yakalamaya çalışıyorum. Çünkü yarattığım servis Türkiye'deki kullanıcıların da faydasına bir şey.
Bu durumda bunu engellenmesi çok makul ve mantıklı gözükmüyor. Yani daha doğrusu yaptırım anlamında bir şey yapamayacak. Ama ne yapabilir? Bant zaten daralması geldiği an zaten kullanıcı Facebook'a verilen reklamı, Twitter'a, Instagram'a verilen reklamı göremeyeceği için çünkü daha normal akışı sağlayamayacağız biz daha. Kendi profilimizdeki akışı sağlayamayacağız. Zaten bu bant daralmasıyla beraber bu işlerin hepsi biter. Yurt dışından hedefleseniz de bir şey fark etmeyecek. Doğru. Türkiye'deki kullanıcılar kullanmadıktan sonra bir anlamı olmayacak. Bir anlamı Peki yok. o zaman soru şu Sedat Hocam. Ben ürünlerimi Türkiye'ye satmıyorum. Ben zaten yurt dışına satıyorum. Avrupa'ya, Amerika'ya satıyorum. Ama Türkiye'den bütün reklamlarını yönetiyorum. Hesaplarımı Türkiye'den açmışım. Şirketim Türkiye'de. Ürünleri buradan kargoyla gönderiyorum. Ben şimdi o ülkelere reklam vermeye devam edebilecek Yapamazsınız. miyim? Yapamayacaksınız. Ben ihracat yapıyordum bu memlekete Farklı falan. yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Vergi burada. Kredi kartı buradan kesiliyor. Buradaki ayrım şöyle, yurt dışına reklam yapılabilir, yurt dışına reklam yapılabilir ile ilgili bu saat itibariyle net açıklanmış bir şey yok, tüzük yok şu anda. Bizim bildiğimiz şu, yorumlamalarda farklılıklar çıkabilir. Bunu şeyde de gördük. Vaktimiz olursa anlatacağız büyük ihtimal. İşte şu anda belli bir noktaya kadar ev üretimlerinde vergi muafiyeti gibi bir süreç geldi. İki tane öğrencim yazmış. Ben geçen haftaki dersimde öğrencilere demiştim ki hani bununla alakalı ben izahatı veriyorum. Mutlaka vergi daireleriyle görüşün. İki farklı yorum geldi. İki farklı şehirdeki iki farklı vergi dairesi memurundan. Farklılıklar var. Yorumlamalar açık bir şey olmaması gerekiyor normalde bunların. Birincisi sanayide ürün üreteceğim demiş. Ürünü demiş ama ürün aslında şöyle ya ürün ahşap bir ürün boyamayı sanayide yaptıracak aslında öğrenci veya kişi. Bu vergiye girer mi girmez mi? Bir taraf evet diyor. Başka bir işte başka bir iş için birisi hayır bu olmaz diyor. Başkası evet diyebiliyor. Yorumlamalar var ama burası çok açık ve net. Türkiye'de vergi mükellefiysen, Türkiye'den bu reklamı veriyorsan, ödemeyi Türkiye'den yapıyorsan, bunun faturasını Türk şirketine buraya kesiliyorsa burada reklam verilemeyecek. Açık ve net, çok açık ve net. Türk üzerinden bu çıkış yapılamaz. O zaman Londra'daki Dublin'den, Londra'dan çıkışını yap. Oradaki şirketin üzerinden veya oradaki bir aracı, bir third party belki bir aracı bir şey kullanırsın belki orada. Oradan yap. Ona kimse karışamaz. Burada risk var. Burada maliyetsel risk de var bu arada. Maliye çünkü yakalayacak burada. Reklam verenlere ceza keseceğini söylüyorlar. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Evet, o zaman yani bu gerçekten bir risk olacak. Belki ilk etapta reklam verilebiliyor olacak bu yükümlülük şey olduğunda, yürürlüğe girdiğinde. Doğru. Ama bazıları risk alacak. Okey. Peki umarız ki böyle bir şey olmaz. Çünkü hem İnşallah. Türkiye içerisindeki ticari dinamikleri ciddi anlamda etkiliyor, hem de aslında Türkiye şu anda farkında değiliz ama müthiş bir e-ihracat hareketi başladı Türkiye'de ve alttan ve derinden ufak ufak büyüyor, hızlanıyor. Yani bizim bir yandan ihracatı ve e-ihracatı destekleyecek hamleler yapmamız gerekiyor. Bu orayı birazcık baltalıyor. Şeye benzettim. Bu biraz PayPal durumuna benzettim. Yani yurt dışından ülkeye para sökmek için PayPal kanalını kullanıyorduk. Ama o kapandı. Girişimciler Doğru. farklı alternatifler bulmak zorunda. Doğru. Hala da onun eksikliğini yaşıyoruz bir Doğru. anlamda. Doğru. Umarız bu ona benzeyen bir model olmaz. Ama oldu ki böyle bir durum olduğunu farz edelim. Tabii kötü senaryoya göre de iş insanları kendi planını, stratejileri, en azından B planlarını hazırlamalılar. Siz ne öneriyorsunuz? Bu olduğunda dijital pazarlamada, bu dünyada dengeler nasıl değişecek? Yani bir SEO diye bir kavram var. O ne olacak? Influencerlarla yapılan çalışmalar, işte ne bileyim bu kanallar nasıl bir denge öngörüyorsunuz Sedat Hocam? Bir adım daha geriye gideceğim. Bundan birkaç ay önce hemen böyle bir hafıza inlemesi yapalım. Google Merchant alışveriş reklamları zaten Türkiye'de şu anda gösterilmiyor. Bizim sektörümüzde, ticaret sektöründe hem e-ticaretin kanadını hem dijital pazarlama kanadını bilen birisi olarak alışveriş reklamları bizim için önemli bir gelir kanalıydı. Yani bugün elektronik ticaret siteniz varsa orayı kullanmayan yoktu. Rekabet Kurulu Google'u davet etti ve Google'a burada sadece belli başlı firmaların gösterildiğini ama Türkiye'de on binlerce e-ticaret sitesinin olduğunu böyle bu alana reklam verilmiş olmasına rağmen gösterimi olmadığına dair teknik takip yapmış Rekabet Kurumu aylardır. Sadece belli başlı firmaların gösterildiğini işte bugün Sivas'taki, bugün Rize'deki, Malatya'daki belki bir işletmenin alışveriş reklamları gösterim oranları ya yok ya da yoka yakın gibiydi.
Önce alışveriş reklamlarını Türkiye'den geri çekti Google. Alışveriş reklamlarını arama sonuçlarından çekti ama alışveriş sekmesinde Google aramalarında göstermeye devam etti ve sonra oradan da çekti. Şimdi bu dengeyi zaten birazcık bozdu. Ama biz buna hemen adapte olduk, uyum sağladık, bir şekilde diğer kanallara dağıldık. Gün geçtikçe kanal daralıyor. Neden daralıyor? Facebook, Instagram'ı, önemli iki tane kanalı kaybetmekle karşı karşıyayız. Burada e-ticaret üzerinde konuşacaksak Facebook bizim için Instagram'dan bile daha önemli. Çünkü Instagram sokak ekonomisi için önemli, butikler için önemli ama devler için, orta ölçekler için yani oradaki işte teknik konulara girmeyeceğim ama hedefleme ve onların dönüşümü için Facebook, Instagram'a oranla daha fazla satış getiren bir kaynak ve kanal olarak görüyoruz bugün işletmelerde. Şimdi Facebook'a reklam verme yasağı demek, Google alışveriş reklamları yasağı demek. Bugün Instagram'ı markalaşmak için işte bir KOBİ'ysek veya herhangi bir ölçekte şirketsek verememek demek bizim dengelerimizi bozacak. Peki hemen B planı sunalım. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir B planı yapmamız lazım? Şartlar herkes eşit. Birincisi. Yani sizin markanıza yasaklanan reklam, sizin iş modelinize yasaklanan reklam sizin rakibinize de yasaklandı. Yani ona açık da size kapalı gibi bir durum olmadığı için, şartlar eşit olduğu için hepimiz aynı şartlarda aynı kumun üzerinde oynayacağız. Bir kere bu bir avantaj. Hani ekosistem için dezavantaj da sektör içerisindeki rekabette kimse bir öne çıkmıyor, geriye gitmiyor. Peki ne yapacağız? Elimize kalan imkanlara bakalım. Şimdi elimizde bir YouTube kalıyor. Google'un bir ürünü zaten iştirakı. Şimdi YouTube lisans almayı kabul etti. Türkiye temsilci atayacak. Google kalıyor elimizde. Alışveriş reklamları da elimizden gitti. Arama search reklamları var orada. Dinamik kullanabileceğimiz birçok reklam var. Bu arada isim vermeyeceğim ama dikkat etmekte fayda var. Yurt dışında şu anda bir skandal haberiyle verilen, Türkiye'de haber göremedim ama yurt dışını takip ediyorum günlük, skandal haberiyle verilen yeniden pazarlama tool'ları, araçları var. Yani Google gibi remarketing, yeniden pazarlama yapan dünyada belli başlı böyle bir iki dev var. Onlarda bir iki skandal patlamış gibi duruyor. Kesinliği yok. Mahkemeye gitmediği için kimseyi zan altında bırakamayız. İddianın sahibi de Uber gibi gözüküyor. Milyonlarca dolar bize ödeme yaptırdılar. Remarketing yeniden pazarlama yapılacaktı ama paranın karşılığının çok azında yapılıp parayı panelde şirmişler gibi bir durum çıktı ortada. Büyük bir skandalla karşı karşıya ilgili firma. Dolayısıyla benim sizlere tavsiyem bugün YouTube reklamını biz daha çok markalaşma için kullanıyoruz. Yani aslında direkt satış hedefli kullandığımız bir yer değil. Markayı frekans kavramını bilelim. İşte bugün kaç kere kullanıcının karşısına çıkacaksınız ki bir markalaşma noktasında hafızada kalıp hatırlı bir hafızada kalıcılığı sağlayabilmek için search reklamları kaldı elimizde, harita reklamları kaldı elimizde, GDN dediğimiz Google'un Display Network ağ reklamları kaldı elimizde. Şimdi GDN, Google Display Network ağ ve YouTube reklamları çok satış odaklı reklamlar değil. Elimizdeki en güçlü silah artık satış odaklı bir iş yapabilmek için search ve arama reklamları, orayı bol bol optimize etmemiz lazım. Çünkü alan daralıyor. Bir de bir gerçek var. Bu gerçek de bugün aldığımız bir haberle yıkılmak üzere. Fenomenler. Araba verenler mi, villa verenler mi? İşte böyle önüne 20 tane telefonlar, PlayStation, bilmem neler. 3 tane araba, 2 tane daire, bilmem ne de villa verenler. Takip et, kazan. Benim takip ettiğimi takip et. Güzel. Girdik. Bir danışmanlığını yaptığım bir firmada girdik. 900 binin üzerinde takipçi geldi. Bakın pahalıyı öğrendiğimizi size ucuza aktarayım. Deneyimi aktarayım o tarafta. Hattı sayılır bir ödeme yaptık şirketin kasasından. İlgili fenomene. 16,5-17 milyon takipçisi var fenomenin. Yılbaşından önce 2 ya da 3 hafta önce yaptık. Takip sayısı şu an düşüyor. Hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Problem bu değil. Hep sorduğum soru şu bu arkadaşlar. Ya siz milli piyango idaresinden izin alıyor musunuz? Bunları devlete bildiriyor musunuz? Bu iş nasıl dönüyor? Hani gittiği yere kadar gibi böyle kervan yolda meselesi var ya, bizim hani böyle bir yapış şeklimiz vardı. Yani sıkıntılı, hani böyle akademik olmayan, altı dolu olmayan bir iş yapış şeklidir bu. Bugün çıkan haber benim bu beklentilerimi doğruladı. Devlet uzun süredir buraları da teknik takibi almış, sessiz bir şekilde izleyerek buradaki verileri toplamış ve bugün hepinizin ve hepimizin bildiği o YouTuber'lara ve Instagram fenomenlerine şu an maliye davetiye göndermiş ve 10 milyon liralık bir ceza, bir de
yargılama için 5 yıldan başlayan bir dava dosyası hazırlanmış bu arkadaşlara. Gündeme bugün düştü. Hepinizin bildiği isimler var, öyle söyleyeyim. Ve kimsenin kaçış alanı yok. Çünkü hepsi ispatlı devletin elinde. Yani bunlar teknik takipte videolarla hepimizin gözü önünde olduğu, yani kaçabileceğini, döndürebileceğin bir şeyler yok. Ve Milli Piyango İdaresi'nin izin alınmamış vaziyette, devlete bildirilmemiş vaziyette, harçları ödenmemiş vaziyette gördüğümüz kadarıyla. Ve daha garip yanı, buraya reklam verenlerin de, yani çünkü burada bir kazanç var. Niye? Ben bugün bir fenomene ödeme yaptım. Fenomene yaptığım bu ödemede fenomen bana vergi, yani bana fatura kesti mi? Veya ben bu talepte bulundum mu? Veya bunun karşılığında ürünler aldı, kişileri ücretsiz gönderdi. Çıkışlarını nasıl yapıyor? Bedelsiz olarak yapıyor mu? Ya da sadece kargoyu verip gönderiyor mu? Muazzam bir piyasa oluştu. Bu tarafta çok dikkat edilmesi gerekiyor. İşte yaptırımlar geliyor. Şu anda her konu ciddiyetle takipli devlet tarafından. Fenomenlere reklam verip veya fenomenlerin çekilişlerine katılıp takip sayımı arttırayım ve yeni bir kitle elde edeyim noktasını kesinlikle yakından takip etmek gerekiyor. Orada da bir risk görüyorum artık ben an itibariyle. Zaten düşünüyordum. Kafamda bir yıldır var. Hatta ünlü olan bir tanesiyle de 2-3 ay önce söylemiştim. Dedim ki sen, yani siz bunu yapıyorsun. Bakın, prodüksiyon olmuşlar, ajans kurmuşlar. Ekip 10-12 kişi çalışıyor. Bir sadece bir Instagram fenomeni. Tanımayız etmeyiz, yani hayatımızda normalde hiçbir yeri yok baktığınızda, ama 10 kişiye falan da istihdam etmiş yani. İlginç bir dünya var arka tarafta orada yani. İşin mutfak arkasını anlatmak istiyorum özellikle bugün burada. Evet, evet, kesinlikle. Orası çok hızlı büyüyor. Yani birçok marka ve birçok firma da, yani Türkiye'nin en büyük markaları, firmaları onlarla çalışıyor. Görüyoruz, takip ediyoruz ve belki bu sosyal medya ile alakalı yapılacak kısıtlamalar sanki organik içerik üreten ve influencer tarafında yer alan kişilere biraz daha fazla trafik ve rağbet götürebilir gibi geldi bana. Bilmiyorum, doğru. Ne dersiniz Sedat doğru, Hocam? Doğru, doğru. Çok doğru. Çok doğru. Yani oraları da doğru bir şekilde regüle etmek lazım. Böyle işte fatura kesilmeden ya da bahsettiğiniz gibi bu çekilişlerde gerekli olan onayları, izinleri almadan yapılıyorsa büyük tehlikeli bir dünya var orada. Şimdi konu başlıklarımıza da bakıyorum. Bazı dostlarımız toplantı başlamadan önce konu başlıklarını o kadar beğenmişler ki ben bütün bu konu başlıklarının cevabını merak ediyorum. Lütfen hepsini tek tek sorun demişler. O zaman şuradan başlayalım. Yani dijital dünyaya yeni adım atmış bir marka ya da bir girişimci organik yollarla çok büyük bir bütçesi olmadan küçük minik bütçelerle ilerlemek istese ilk adımları ne olmalı? Ne önerirsiniz? Neleri yapmalı? Nelerden kaçınmalı diyeyim. İlk kaçınılması gereken yer, psikolojik bir şeyden bahsedeceğim. Ben yüksek lisansımı işletme bilim dalı üzerinde yaptım. Yüksek lisansımda e-ticaret, e-ticaretin tüketiciler üzerindeki ve dijital pazarlığın hem toplam kalite yönetimi hem davranışıydı. Bununla ilgili ya yani benzer konularda ciddi araştırmalar yaptık. Hocalarımız da sağ olsun bizleri desteklediler yıllar boyu üniversitede. Şimdi borsa ve ekonomiyle ilgilenenler için bir kavram var. Benim söyleyeceğim kavramı biliyorlar. İlgilenmeyenlere de kavramın ne olduğunu açıklayacağım. Bu kavramın adı FOMO. FOMO demek kaçırma korkusu demek. Kaçırma korkusunu biz hem geleneksel parakende, yani geleneksel sokaktaki esnaflarda da görüyoruz. Aynı zamanda yani ticaretin E'ye evrilmiş halinde yapanlarda da görüyoruz. Neden? Piyasa büyüyor, sektör büyüyor, çok fazla satıcı var, çok fazla hizmet sağlayıcı var. Ben kaçırdım mı? Bu treni kaçırmamak için işte dolar yükseldiğinde, ne bileyim bir Bitcoin yükseldiğinde, borsada bir hisse yükseldiğinde FOMO oluşursa herkes o treni atlamak ister. Günün sonunda da gerçekleşen dünyada şöyle oluyor hep. Yüksekten o emtiayı, hisseyi neyse satarlar. Bir anda çökertirler. Bu sefer tersine döner o işi artık. Ve sonrasında yüksekten alanlar büyük zarar etmiş olur. Parakende'den örnek vereceğim. Aynı cadde üzerinde, işte bunu gittiğim birçok şehirde görüyorum. Aynı cadde üzerinde bir dönem böyle bir lokmacı çılgınlığı oldu. Çapraz böyle lokmacı, bilmem ne lokma, işte şöyle lokma vesaire. Çiğ köftecilerde de aynı şeyler yaşandı. Bu geleneksel sokaktan örnekler. Ayakta duran bir tane, sonrasına bakıyorsunuz kepenkler yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Kepenkler kapatılıyor. Şimdi dijital dünyanın dinamikleri ve yapısı farklı. Bu şeye benzemiyor ki. Yani dostlarımızı davet edelim, bize işte açılış bir davetiye bastıralım, çelenkler, çiçekler gelsin, kırmızı kurdelerimizi keselim, dualarla dükkanımızı açalım,
kasanız bereketlensin, satışlarımız gelsin. Bir kere burası böyle bir dünya değil. Önce bunu bir anlamamız lazım. Buranın dinamikleri farklı, yapı taşı farklı ve burada kaçırma korkusu diye bir şey yok. Niye yok söyleyeyim. Çünkü kaçırdık mı treni, kaçırmadık. Türkiye daha gelişmekte olan bir ülke. Türkiye daha üçüncü kuşağı, yani şirketlerde üçüncü kuşağı göremeyen, ikinci kuşaklarla henüz yönetilen bir ülke. Mevcut Türkiye'deki şirketlerin ortalama yaşı şu anda 42-43 gibi. Birinci kuşaklar hala başta, yani geleneksel yapıyla yöneten aile büyükleri başta. İkinci kuşak şu anda başa geliyor. İkinci kuşak dijital dönüşümü e-ticarette, e-ihracatta, sosyalde de, dijital pazarlamada geliştiren ve öncü olan yeni kuşak oluyor aslında. Üniversitelerden çıktılar. Aile şirketlerinin başlarına geliyorlar şu anda. Şimdi soruya daha net bir yanıt verelim. Biraz çevresinden dolandık şu anda. Yorumladık. Sorunun aslında net yanıtı şöyle. Bizim ayakta kalabilmemiz için ve ayakta kalma mücadelesini verebilmemiz için minik bütçelerle testler yapmanız lazım. Ekonomide aynı borsadan örnek vereceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Önce diyor ki 100 dolarınla, yani cebinde belki 5000 doların, 1000 doların, 10.000 dolar olabilir. 100 dolarını piyasaya öğrendi. 100 dolarını 1000 dolar yap, ondan sonra 1000 dolarını 10.000 dolar kendin öz sermayenden koyarak işte ekonomide büyüt diyor. Dinamiklerini bilmediğiniz, yapısını bilmediğiniz, sistemin ne olduğunu daha bilmediğiniz yere zaten büyük bir para yatırımı yaparsanız yapmanız, çıkışınızın tek şeyi, sonucu şöyle olur. İyi uzmanlarla ve iyi danışmanları istihdam etmeniz ve anlaşmanız gerekiyor. Başka hiçbir çıkışı yok. Aksi takdirde parayı kaybedeceksiniz. Anadolu'da küçük bir işletmeciyim. Evimde butik bir işletmeciyim. Çok cüzi miktarlarda bir param var. Bu parayla da dijital dünyada var olma savaşı veriyorum ve birazcık bu şeyler yapabilir miyim noktası. Elinizde en iyi çıkış noktasını söylüyorum. İkiye ayıralım kolonu. Burası para kendi, ürün hizmet kolonu olsun. Lütfen bu kolonu da hizmet kolonu olarak kabul edin. İki tane kolon var burada. Hizmete sağlık diyelim, sigorta diyelim, grafik tasarımcılar diyelim. Yani kısacası yoga eğitmeninden, dijital pazarlama eğitmenine, otelden, sigorta firmasına kadar hizmet. Burası da somut ürün satan taraf. Hizmet tarafının yapması gereken şey bol bol içerik üretmek. Nasıl bugün işte avukat Fatma Altay Hanım kendi network'ünü işte dava aldıkça, oralardaki insanlar, müvekkilleri mutlu oldukça diğer kişilere ihtiyaç olduğunda, işte bir avukat ihtiyacı olduğunda benim avukatım var, Fatma Hanım'la görüşebilirsiniz, numarasını vereyim. Bu bir organik büyümedir. Aslında cüzi bir bütçeye sahipsek ve karşımızda büyük devler varsa yapacağımız en büyük şey içerik yatırımı. İçerik yatırımında da tavsiyem, hatta biraz açalım, kendinize konu başlıkları belirleyin. 20 tane, 30 tane. Bu konu başlıkları YouTube'da 3'er 5'er dakika video çekip kendinize bir blog sitesi kurun. Bu Medium.com üzerinden de olabilir. Yani SEO optimizasyonu Google tarafından sevilen bir başlık girdiğinizde zaten hızlı bir şekilde indeks alacak. Kendiniz organik ve doğal olarak 20-30 tane orada mutlaka bir blog yazısı yazın. Alanınız, uzmanlık alanınız neyse, otorite olduğunuz bilirkişiliğinizi gösterin, ispatlayın. Ve projenizin hedef kitlesi LinkedIn'a mı? LinkedIn'a gelin. Instagram'da mı? Instagram. Instagram, YouTube, LinkedIn. Ben bir hizmet sektörü, aslında ben bir hizmet sağlayacağım Serhat Ataş olarak. Ben bir hizmet sağlayacağım. Benim sektörüm ve benim hitap ettiğim hedef kitlem LinkedIn'da. LinkedIn'i aktif kullanıyorum. Buna göre bunları belirlemeniz, bu biraz yola çıktığınızda kendi kendine oturacak. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sabır, emek formülü unutmayın. Yani sabır, emek, istikrar. Formül bu. Sabır, emek, istikrar. Bir hafta yaptım, iki hafta bıraktım. İki hafta paylaşım yaptım, dört hafta bıraktım. Hiçbir faydasını göremezsiniz. Burada istikrar önemli, emek önemli, içerik üretebilmek önemli. Belli bir süre sonra zaten kendiliğinden şey oluşuyor. Müşterisi de kendi ulaşıyor. Müşterisi de kendi telefon arıyor. Müşteri konumunuzu kendi arayıp ofisinizi ziyarete gelmek istiyor. Mesaj atıyor. Sizinle bir iş görüşmesi yapmak üzere, bir toplantı yapmak üzere tanışma davetinde bulunuyor. Ama dediğim gibi bunu böyle birinci, ikinci ayda, üçüncü ayda bekliyorsanız bir yanılım olur. Bunun için inşaatı yaparken mutlaka temeli doğru atın. Kaba inşaatı atın, yani içeriklerinizi oluşturun ve bunları istikrarlı bir şekilde sıkılmadan sene boyunca İçeriklerinizi üretin, Instagram'da, LinkedIn'da, YouTube'da, blog sayfanızda paylaşın. Zaten bir kemik kitle oluşmaya başlayacak. Kar topu gibi bu büyüyerek sizin de kontrolünüzün dışında, bir iki sene sonra eğer sabırlıysanız sizin de kontrolünüzün dışına çıkacak zaten. İnsanlar o kar topunun çevresinde birikmeye başlar. Sizden o hizmeti alabilmek veya ürünü alabilmek için sizinle temas kurmaya başladığı an network'ünüzün oluştuğu,
çevrenizin artık yetişemeyeceğiniz bir noktaya gelmiş olursunuz diyerek böyle izah etmiş olayım biraz. Ziya Hocam ses gelmedi ama ses... Pardon, tamam, okey. Şimdi bu tarafta yeni başlayanlar için çok güzel bir yol haritası oldu böyle. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi bunu yaparken hukuki olarak neler yapmak lazım? Yani ben yeni bir işletme kurdum ya da var olan işletmemi büyütmek istiyorum. Bir avukatla niye çalışmalıyım? Bana avukat ne sağlar? Hangi konularda destek olur? Hangi noktaya geldiğimde bir avukatla iş birlikteliğine gitmeliyim Fatma Hanım? Size de böyle bir soru yöneltmiş olalım. Şimdi ilk başta öncelikle reklam yasağına aykırı bir meslek yapıyor olabilirsiniz avukatlık gibi. Öncelikle bu şekilde bunlara dikkat etmek lazım. Bunun arkasından reklam yasağı gibi bir önünüzde husus yoksa oturup kendiniz hani küçükten başladığınız evrelerde belki çok sorun yaşamayacaksınız ama daha sonra siz özellikle elektronik anlamda ticaret yaparken kesinlikle hani güvenceye almanız gerekiyor. Kendinizi güvenceye almanızın yanı sıra siz sonuçta başkalarının kişisel verilerini işleyen veya başkalarının kişisel verileriyle işlem yapan kişiler haline geldiğiniz için onların verilerini de korumak için bunların da hani veri sorumlusu veya veri işleyen olarak bunların da garanti altına alınması gerekiyor ve nasıl başlanması gerekiyor? İlk başta belki çok sorun olmuyor ama daha sonra kesinlikle bir avukatla çalışılması gerekiyor. Çünkü hizmet mi alıyorsunuz yoksa mal satışı perakende mi yapıyorsunuz? Bu şekilde bu iki husus birbirinden farklı. Bunlarda oluşabilecek sorunlar birbirinden farklı. Normal realdekiyle elektronik ortamda oluşabilecek sorunlar farklı. Bunlar için gerekli düzenlemeler, sözleşmeler yapılması gerekiyor. Hani güven ilişkisine kadar bir güven ilişkisiyle gitmek ticarette çok olumlu sonuçlar doğurmuyor maalesef. Özellikle de elektronik ticarette asla güven diye bir husus yok zaten. Bu nedenle ilgili kesinlikle sözleşmelerin vesaire gerçekten konuyu bilen, konuya hakim olan, sizin alanınızı da araştırıp bu noktada size özel sözleşmeler yapabilecek bir avukatla çalışmak çok daha mantıklı olacaktır. Peki, teşekkür ederiz Fatma Hanım. Şimdi o zaman çok konumuz var, çok da sorumuz var. Böyle hepsini bir toparlayacak olursak, girişimcilik hayatına ya da işini dijitale taşıma yolculuğuna yeni başlamış biri için şöyle bir imkan da var aslında Sedat Hocam. Yani biraz meraklıysa, teknolojiye de yatkınsa bu vereceği reklamları önce kendisi de yönetmeyi öğrenebilir mi? Bu yapılabilir bir şey mi? Google'ın arayüzlerinden, Facebook'un ya da diğer platformların arayüzleri buna müsait mi? Öğrenmek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz? Bu bir. İki, ne zamana kadar kişi kendi bunu yapabilir? Ne zamandan sonra profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır? Burada bir çizgi var mı önerebileceğiniz? Bir de profesyonel desteğe ihtiyaç olduktan sonra bu desteği alırken nelere dikkat etmek lazım? Bir freelancer olabilir, bir ajans olabilir. Bunları seçerken ben bir girişimci, ben bir işletme sahibi olarak... Çünkü herkes şunu söylüyor. Abi ben senin ürününü çok sattırırım, çok iyi pazarlarım. İşte şu kadar para kazandırırım sana. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben neye bakarak karar vermeliyim? Bu işi iyi yapanla iyi yapmayanı nasıl fark edebilirim? Güzel. İlk sorudan son soruya doğru hızlıca yanıt vereyim. Yeni başlayanlara ilk tavsiyem şu. Simülasyon oluşturun. Kendinize bir blog sitesi açın. Bu blog sitesinin içini doldurun. Sosyal medya hesaplarını oluşturun ve kendinize hedefler koyun. Deyin ki benim hedefim bu 30 günlük süre içerisinde örnek veriyorum 50 tane üye kazanmak. Ya da bir form doldurtmak. 100 kişiye form doldurtmak. Yani oradaki deneyimi panellerden bir kere yaşanması lazım. 90'lı yılların sonu yani Türkiye'ye ilk gelen dijital pazarlama ajansı benim bildiğim kadarıyla yani yurt dışından. Alman menşeli bir firma Gümüşsuyu'nda ilk defa gelmişti. İlk hayatımdaki dijital pazarlama üzerindeki görüşmemi onlarla yapmıştım. Ki o yıllar dijital pazarlamanın ne olduğunu kendime
kendimi anlatamıyorum zaten. Ailemi hiç anlatamadım ve meslek nedir? Daha doğrusu bir meslek kavramı yok ortada. İlk defa gelmişler işte firmalarla görüşüyorlar. Analitik, veri, yorumlama, bir şey çıkartma, bir şeylerden bahsediyorlar. Hayatımdaki ilk görüşmem orada. 2000'li yılların başlarında onlar 90, 99 ya da 2000 yılında Türkiye'ye gelmişler. Ben onlarla 2004 ya da 2005'te tanıştım galiba. O zaman da hala piyasası sektör bu kadar zaten büyük değildi. Ben şunu çok net hatırlıyorum. E-ticaret sitesindeki bir banner'ı değiştirebilmek için 15-20 dakika vaktimiz alıyordu. Sebebi şuydu, işte tut sürükle butonları yok, işte al buradan yükle kaydet birinci sıraya, bunu kaçıncı sırada kullanmak istiyorsun gibi panellerde böyle kolay kullanım arayüzüne sahip mimari yapılar yoktu. Geldiğimiz nokta şu, Google Ads'te de Facebook tarafında da trafik olan her yerde dijital pazarlama var. Bu Twitter'da da yapılıyor, LinkedIn'da da yapılıyor. Çok kullanılıyor, kullanılmaması farklı bir durum. Dijital pazarlamanın bu paneller eskiden İngilizceydi, artık Türkçe. Yardım sayfaları, rehber sayfaları inanılmaz derecede faydalı. Sıfır noktasında kendi limitinizi ayarlayarak ister günde 50 lira, ister hatta 5 lira, haftada 50 lira harcayın. Minik minik denemelerle, testler yaparak kuracağınız simülasyon bir site, bir hedef koyun. İşte form doldurtmak olabilir. Belki YouTube'da video izlettirmek olabilir. Dönüşümleri kurmak lazım. Bu dönüşümlerin neticesinde neler oluyor? Bunları analiz etmek lazım. Rapor, trafik alacaksınız ki oradaki raporlar, yani rapor formatları dolmaya başlasın. Hani veri gelsin oraya aksın. Bunları yorumlamayı öğrenmek lazım. Bir kere şunu bilelim. Dijital pazarlama bir uzun yolculuktur, bir süreçtir. Teknik tarafını Google Ads'in kullanımı herkes için aynıdır dünyada. Ama strateji üretmek, politika üretmek, buna uygun aksiyon almak, geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama birbirinden ayıran en önemli özellik zaten burada ölçülebilir ve anlık yönetebiliyor olmak. Optimize etmeyi öğrenmek lazım. Optimize ede ede en iyi sonucu bulup en hızlı dönüşümü alabileceğiniz yolları öğrenmeniz lazım. Bunu tamamıyla şuna benzetiyorum Ziya Hocam. Ehliyeti aldık, ehliyeti alıp cebimize koyduk. Şimdi bize kimse sokağa çıkamazsın, araba süremezsin. Bu arabayı sürebilmen için veya işte uzun yola çıkamazsın diyor mu bize kimse böyle bir şey? Kesinlikle demiyor. Ama yapmıyoruz, yapamıyoruz çünkü. Niye? Ehliyet var, devletin verdiği yetki var ama tecrübe yok, deneyim yok. Bu örneği herhalde en iyi bunu anlatabilirim anlaşılabilmesi için. Peki o uzun yola çıktığımızda ter dökmemek, İki aracın arasında aracı park edebilmek. İşte bakın dijital pazarlamanın karşılığında işte diyelim ki burada sonuç sepete müşteriyi götürmek. Yokuşta kaldın, arkanda da araba var. Böyle boncuk boncuk ter dökersin ondan sonra. Rakibin bir çıkış yapar. Sen böyle baka kalırsın. Nasıl optimize etmiş, kullanıcıyı nasıl bulmuş, nasıl çevirmiş dersin böyle. Peki nasıl aşıyoruz araba kullanma yolculuğunu? Ehliyeti aldıktan sonra yanımızda hoca da. Hoca kim? Hoca danışman olsun. Eğer özel eğitim alacaksanız artık o bir danışmandır. Nerede danışmanlık almak gerekiyor? Gerçekten bütçeniz var, bir hedefiniz varsa bu hedefi gerçekleştirebilmek adına artık belli bir noktaya gelmiş, belli noktaları sihirbaz olmuş diyelim. Oraları tabiri caizse artık gerçekten her noktasına, her köşesine hakim olmuş kişiyle bir yolculuğa çıkılabilir. Şimdi ben şuna çok şaşırıyorum. Herkes eğitmen oldu. Herkes dijital pazarlama ajansı kuruyor. Herkes dijital pazarlama uzmanı oldu. 14. yılım sektörde. Ben kendime hala dijital pazarlama uzmanıyım diyemediğim yıllar hala. Çünkü öğrenmenin bitmediği, denizde de okyanusta ayağımın hala kuma değmediği ve hiçbir zaman değmeyeceği bir meslek bu. Çünkü AB testi yaparak, devamlı test yaparak, devamlı test yaparak, birden fazla reklam setlerini, gruplarını oluşturarak en doğruyu bulma süreci bu. Bu Google Ads'i kullanıp öğrenebilirsiniz ama ürün farklı, hizmet farklı, hedef kitlesi farklı, optimizasyonu farklı, taktik farklı, para harcıyorsunuz. Karşılığında dönüşüm bekliyorsunuz. Yani süreç araba öğrenme sürecinden hiçbir farkı yok. Araba öğrenmek için ne yapıyoruz? Daha fazla saat araba kullanarak, tecrübe ederek odada artık oturmuş gazetemi okur gibi arabayı sürüyorum. Aynı şey öğrenme işinde dijital pazarlama için de geçerli. Süper, süper. Çok güzel bir metafor oldu bu. Ehliyeti yeni almış bir aceminin o acemiliğini atma süreci test ederek ufak ufak Evet. bütçelerle işler yaparak geçirilebilir. Peki o zaman son olarak da vaktimiz de doldu. Sizin de bir program var biliyorum. Şöyle yapalım. Şu anda
Bu sektör Türkiye'de çok hızlı büyüdüğünden dolayı yetişmiş insan bulmakta gerçekten birçok marka firma zorlanıyor. Yani hiçbir hafta olmuyor ki beni böyle birkaç kişi arıyor ve işte Ziya Hocam şu pozisyonda bir arkadaşa ihtiyacımız var. İşte dijital pazarlamada, sosyal medyada şu pozisyonda birileri var mı çevrende e-ticaret tarafında tecrübeli diye. İnan artık yani biri ulaştığı anda hemen ona bir adres buluyoruz. Çünkü bir bekleyeni var. Bir işveren istihdam etmek için onu bir yerlerde bekliyor. Yeter ki işi doğru yapsın, Doğru. doğru becerebilsin. Şimdi bir de yepyeni bir gençlerimiz var. Bu tarafa gerçekten meraklılar. Dijital dünyayı öğrenmek istiyorlar. Sosyal medya uzmanı olmak istiyorlar. Dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorlar. Sizin bu tarafta eğitimleriniz var. Mutlaka bu içerikleri tüketsinler Evet, ama evet. bunun dışında ne önerirsiniz onlara? Yani ne yaparak öğrensinler? Hangi işlerde girsinler? Bir de biliyorsunuz üniversiteyi bitirdikten sonra bu arkadaşlarımızın ilk iş ararkenki yaşadıkları sıkıntılar şu. Herkes tecrübeli arıyor. Ama Doğru. tecrübesi olmayan arkadaşlar da iş bulmakta zorlanıyor. Doğru. Bu arkadaşlar nerede tecrübe elde edecekler? Bir Evet, de böyle bir güzel. durum var. Yani şey sorusu, tavuk yumurta, yumurta tavuk sorusu bu. Evet, yani bu sektöre biraz daha giren insanları yönlendirecek, onlara böyle ışık tutacak neler önerebilirsiniz? Hocam bu konudaki istihdam etmek üzere personel arayışında herhalde Türkiye'de en iyi gözlem yapanlardan birisiyim. Çünkü hem eğitim veren taraftayım. Çok fazla öğrencim var. Hem işletme tarafındayım. Temsil ettiğim işletmeler var. İşletmeler tarafından orantısız büyümeyi görüyorum. Türkiye'de bu konuyla alakalı YÖK'te veya Milli Eğitim Bakanlığı'nda henüz resmi olarak bir karşılığı oluşmuş kesin bir şey olmadığı için evet, vakıf üniversitelerinde ders olarak okutuluyor. Ama gerçek dünyaya gelindiği zaman pratikle uygulama arasında muazzam farklar var. Bunu işte genç arkadaşlarımız istihdama katıldığı zaman da biz de görüyoruz, yaşıyoruz bunu. Buradaki açığı işte bizler bir yandan da öğrendiğimiz tecrübe bilgileri pratik ve teoriyle birleştirip hem bir akademik dille hem de tecrübelerle beraber aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi aynı sorun ve sıkıntıdan ben de muzdaribim. Ülkede bir işsizlik var. Bu işsizliğin karşısında Türkiye'de dijital pazarlama uzmanı yok. Ama dijital pazarlama ihtiyacı olan şu an Türkiye'de şirket sayısı çok fazla yükseldi. Ajanslar hizmet kalitesinde bir düşüş yaşıyor birçok ajans. Çünkü çok fazla şirket var ellerinde ve her gün artıyor, dağ gibi artıyor. Niye artıyor? Çünkü herkes pastadan pay almak istiyor. Bir ikincisi, herkese bir e-ticaret iştahı var. Herkese bir e-ihracat iştahı var. Çok normal. AVM'ler kapalı bu yayını yaptığımız itibariyle işte. Belli saatlerde açık. Çoğu kişi gitmiyor. Alışverişini oradan yine yapmıyor. Cadde mağazaları hafta sonları kapalı. Hafta içi tölere edemiyor. Herkes e-ticarete döndü. Peki neyi doğurdu? E-ticaret uzman ihtiyacı doğurdu. Dijital pazarlama uzman ihtiyacı doğurdu. Peki nerede bu dijital pazarlama uzmanları ve e-ticaret uzmanları? Açık söylüyorum, yok. Türkiye'de istihdam edecek uzman kalmadı. Çok canlı bir örnek vereceğim. An itibariyle benim temsil ettiğim bir firmamın ilanı şu anda hem Kariyer.net'te hem LinkedIn üzerinde var. Peki başvuru gelmiyor mu? İnanın daha bugün baktım 460'ın üzerinde başvuru var. E-ticaret kategori uzmanlığına, e-ticaret uzman yardımcılığına. İçinde yani şöyle ki perakende geçmiş olan veya bu anlamda geçmiş olan 3 tane CV çıkarabildik. Acı bir reçete, acı bir tablo sundum maalesef. Çünkü çok fazla işsizlik var. Üzülerek takip ediyoruz. İnşallah herkese faydalı olabilecek, hayatlarına dokunabilecek çözümleri devlet kanalıyla da, STK'lar kanalıyla da, bizlerin girişimleriyle de yapabiliriz ama benim öğrencilerim de bana soruyor. Evet hocam, 50 saatlik eğitim aldık. Ben şimdi ajansa çalışabilecek miyim? Veya ben şimdi kendimi dijital pazarlama uzmanı diyebilir miyim? Hayır diyemezsin daha. Çünkü pratik yok. Pratik noktasında pandemi öncesinde elimde şöyle bir imkan vardı. Hukukumuz olan pazar yerlerinde veya birçok yerde birçok öğrencimi yönlendiriyordum. 20 gün bile olsa, 21 gün bile olsa bir kere koklayın, havayı koklayın diyordum. Hiçbir şey yapmayın, izleyin. Logistik ne yapıyor, muhasebe ne yapıyor, konsantre ne yapıyor, problemleri nasıl çözüyor, ürünler nasıl açılıyor, SEO nedir, grafik nedir, dijital pazarlama nedir, hedefler nedir. Girebiliyorsanız toplantılar, giremiyorsanız havayı koklayın. Bu imkanlar da kalmadı şu anda. Bu orantısız gelişime karşın Türkiye'de mesleki anlamda istihdam edebileceğimiz alttan yetişen istihdam gelmiyor. Eğitimler gelmiyor. Ve şu an Türkiye bu konuda emin olun Anadolu'yu da havasını kokluyorum. Türkiye'nin büyük şehirlerinin de havasını iyi kokluyorum. Orantısızlık var. Bu orantısızlığı giderebilmek için
an itibariyle ben bugün bir dijital pazarlama eğitimi almış olsam bile veya bir e-ticaret eğitimi almış olsam bile uygulamanın içine girmediğiniz zaman o uygulama biraz teoride kalıyor. Ben şu anda eğitimlerimde şöyle bir taktiğe geçtim. Öğrenciler de haklı. Alacağız 50-55 saat, 60 saat eğitim alıyoruz ama hala bir işe giremeyecek miyiz? Bir e-ticaret firmasının deposu, call center ve ana merkezindeki satın almayla beraber birer gün vakit geçirdim. Bu birer günlük vakitlerini kayıt altına aldım. Problemler nedir? Siparişin düşme hikayesi nasıl çıkıyor? Dijital pazarlamacı ne yapıyor? Toplantılarına girdim. İzin verilen yerleri çektim. İzin verilmeyen yerleri montaj diyeceğiz. Yani sesle alakalı sır olacak şeyleri. Bizim bir an önce bu insanları uygulama içine sokmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Ama evdeyim. Pandemi dönemi. Zaten yaşadığım şehirde böyle bir imkan yok. Veya benim böyle bir çevrem yok. Zaten kim beni kabul eder? Yani böyle gideyim gözlem yapabilecek kadar en azından destek olabileceğim bir yer diyorsanız elinizdeki imkan şu. Kurun kendi yapınızı. Kendi kurduğunuz yapıda deneyim kazanabilmek için yazılım nedir? Bu yazılımı ürün nasıl yüklenir? Bunun için para vermenize gerek yok. Türkiye'deki gerek hazır paketler, gerek açık kaynak kodlu dediğimiz sistemler zaten demolarını veya paketlerini ücretsiz veriyor. Test edin. Ben kendinize bir deadline, hedef koyun. Deyin ki ben bu ayın 30'unda 3 kategorili 10 ürünlü bir e-ticaret sitesi açacağım. Neye ihtiyacınız var? Sözleşmelere ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız var? Ürünün fotoğraflarına ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız var? Ürünün açıklamalarına, başlıklarına ihtiyacınız var. Logo ihtiyacınız var. Sitenin mimar yapısını düzenlemeye ihtiyacınız var. Pratik kazanmanın en iyi yolu panelde vakit geçirmektir. Ve disiplinli çalışıp gerçekten orayı ayağa kaldıracakmış gibi, gerçekten müşteri açacakmış gibi yapmak şu anki elde bulunan imkanlarla en rasyonel, en doğru çıkış yollarından bir tanesi olabilir. Dokunmadığınız sürece, o panele girmediğiniz sürece, o panellerin menüleri kategorilerinde kaybolmadığınız sürece deneyim kazanamayacaksınız. O deneyimi kazanabilmek adına oluşturun, yazın referansınızda. Yaptığım değil. Hatta yani bunu belli bir nokta oraya kadar getirdikten sonra işte bir vergi mükellefi olabilirsiniz, bir sanal post başvurunuzu alabilirsiniz, minik minik reklamlar vererek sürecin tamamını bu sefer 360 derece deneyimleme imkanı bulabilirsiniz. Mevcut içinde bulunduğumuz sistemle yapılabilecek en iyi alternatif şu anda bu gözüküyor. Benim kanaatimce. Peki. Çok güzel bir yorum. Peki şuna katılır mısınız? Ben de şöyle bir düşünce oluştu. Son bir yılda, bir yıl içerisinde birçok firmaya ben de e-ticaret tarafında destek olmaya çalıştım bu süre içerisinde. Onların ekiplerini, takımlarını kurmaya çalışırken yaptığımız görüşmelerde hep şu dikkatimi çekti. Bir konuyla alakalı destek almak istediğimiz zaman freelancerlardan olsun ya da uzmanlardan, ajanslardaki kişilerden olsun şayet birçok konuda çok iyi olduklarını söylüyorlarsa bendeki izlenim sanki bütün konularda çok az iyiler, benim istediğim konuda yeterince iyi olmadıkları hissiyatı oluşmaya başladı bende. Yani dijital pazarlamaya adım atacak yeni profesyonel olmak isteyen, kendini eğitmek isteyenlere şöyle bir öneride bulunsak ne olur? Yani bütün dünyayı evet bir anlayın, kavrayın, farkında olun. Fakat bir ürün ya da bir niş bir alan ya da bir dikeyde bir kendinizi geliştireceğiniz bir nokta bulun. Yani mesela dijital pazarlamacı o kadar geniş ki mesela YouTube'da SEO yapan uzmanlar var ve bugün YouTube SEO'su yapmasını öğrenen birinin iyi yapıyorsa aç kalması mümkün değil. Bakın Kesinlikle. market yani şeyde reklam yönetimi falan da değil yani. Sadece YouTube kanalının doğru SEO'sunu yapacak. Hepsi bu. Bunu yaptığı anda müthiş bir pazar çıkıyor karşısına. Mesela e-ticaretin içerisinde bir kanal pazar yerleri ve bu pazar yerlerinin yönetilmesi gerekli ve bunları yöneten de 5 tane büyük teknolojik altyapı var. O altyapılardan bir tanesini kullanmayı öğrendiğiniz anda aç kalman mümkün değil. Doğru. Hatta iyi Doğru. kullanıyorsan çok ciddi rakamlarda gelir elde edebilirsin. Çünkü firmalar diyor ki A yazılımını iyi kullanan birine ihtiyacım var diyor. Ve pazara çıktığında bunu alıyor. Yani senin işte Facebook'taki reklam hesabını yönetip yönetemediğin, Google'ı bilip bilmediğin çok önemli değil. O sadece istediği şey Doğru. şu, Doğru. pazar yerindeki ürünlerini yönetecek A yazılımını iyi bilen, üzerine katma değer katacak biri. Ve bunun gibi o kadar çok, mesela geçen şey karşıma çıktı. Sadece şu bile çok önemli. Mesela Instagram'da doğru hashtag kullanımını
markalar için, paylaşımlar için belirleyen bir takım araçlar var ve bu araçları kullanmak da bir mesele. Ve bunu kullanıp markalara hizmet veren küçük küçük mikro girişimciler çıkmış. Yani sizin sadece doğru hashtag kullanımınızla alakalı bir rapor çıkartıyor, sizden 200 lira para alıyor. Şimdi günde bir tane böyle müşteri bulsan, tamam mı? Kendini bu konuda geliştirsen ki bunu da sen manuel yapmıyorsun. Biliyorsunuz hocam, arka tarafta Evet. 2-3 tane tool var. Bunları kullanmayı Kullar işte. öğreniyorsun. Evet. Sonra firmalara dönüyorsun ki bak, hashtag'in önemi bu. Doğru kullanırsan sana bu artısı var. Sana 200 liraya bu hizmeti vereyim mi? Doğru anlatınca bütün firmalar evet istiyorum diyor. Senin aslında belki 2 saatlik, belki 1,5 saatlik mesain bu. Al, ne oldu? Dijital dünyanın içerisinde küçücük niş bir alanda kendine yepyeni bir Ulaştım. fırsat ve bunu da evinde yaptın ve bunu da gerçekten karşı tarafa değer katarak fayda sağlayacak bir şekilde yaptın. Bunun gibi böyle çok küçük mikro fırsatlar var. Yani bir de bu pencereden bakınca ne önerirsiniz? Katılır mısınız bu söylediklerime hocam? Bunu destekleyecek güzel bir test sunayım. LinkedIn'da yurt dışından da ağımda olan beslendiğim, takip ettiğim global ölçekte meslektaşlarım var. Şöyle bir şey dikkatimi çekti ünvanlarda. Şimdi biz ne diyoruz? Sosyal medya uzmanı. Biz ne diyoruz? Dijital pazarlama uzmanı. Hocam dediğiniz şimdi bakın nasıl sağlaması geliyor. Benim profilimdeki yurt dışı kökenli, yani yurt dışında iş yapıp mesleği icra eden meslektaşlarımız var. Sosyal medya veya dijital pazarlama uzmanı. Şimdi dijital pazarlama derya deniz okyanus yani. Dijital pazarlama ne ama ne? Dijital pazarlamanın belli bir noktasını yazmış bakıyorum ünvanına. Sadece diyor ki YouTube marketing işte. Sadece diyor ki işte Facebook marketing Daha yani. güzel bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şey. Örneğin mesela diş hekimleri için Facebook reklamları uzmanı. Bitti. Son Mesela nokta bunu yani. Son diş nokta. hekimleri böyle bir eksper birini bulduğu anda inanın Sedat Ateş'ten falan hizmet almaz. Bu Mümkün değil. title Evet, kimdeyse gider ondan hizmet alır. Çünkü kesinlikle. Sedat Bey başka şeyler yapıyor. Ben bu nişteki adamı arıyorum. Evet, Yani evet. bunun gibi aslında buralarda uzmanlaşmak çok kıymetli olabilir. Mesajı şöyle de verebilirim. Her konudan bilginiz olsun ama bir konudan her şeyi bilin. Bugün doktora gittiğimizde, acil serviste girdiğimizde birimiz böbrek ağrısıyla girelim, birimiz baş ağrısıyla girelim, birimiz de diş ağrısıyla girelim. Acil servisteki doktor, pratisyen ekip şunu diyebiliyor mu? Ya benim alanım işte KBB değil, ben senin baş ağrını anlayamam. Veya işte şunu diyebiliyor mu? Ya üroloji bakar, böbrek kardeşim ben ne yapayım? Yani hani böyle bir şey kullanma şansı yok. Ne yapıyor? İlk müdahaleyi yapıyor orada. Bir dişler pazarma uzmanı veya bir sosyal medya uzmanı şunu söylüyorum, evreni bilin, ekosistemi bilin ama bir konuda her şeyi bilin. Sizin alanınız KBB mi? KBB'de lütfen her şeyi bilin. Ürolojide her şeyi bilin. Pratisyen hekimseniz, acil servis doktoruysanız eğer ki orada çalışıyorsanız her şeyi karşılamak zorundasınız ama her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ne yapıyor? İlk müdahale yaptıktan sonra diyor ki yarın diyor randevu al, sen diyor dahiliyeye git diyor. Sen diyor KBB'ye git diyor. Niye? Çünkü konunun niş uzmanı o. Ama ilk müdahaleyi yapıyor. Bir dişler pazarlama uzmanı olarak, bir e-ticaret uzmanı olarak mesleki yaklaşımım budur. Her konuda bilgim var ve her konuyla ilgili her şeyi almaktan imtina ediyorum. Çünkü her konuyu bilemem. Bilme gibi bir lüksümüz yok. Aksine bu kişinin veya şirketin bence kariyer basamaklarında negatif etki yapar. Aşağı düşürür. Dolayısıyla bir alanda çok iyi uzmanlaşın ama ekosistemi bilin. Çok güzel bir öneriyle bitirmiş olacağız. Son dakikalarımıza girdik. Peki son olarak Fatma Hanım, böyle bir sohbet Sedat Bey'le gitti geldi, kusura bakmayın. Hukukla alakalı size de sorularımızı yöneltmek istedik. Belki çok fazla söz Yok, veremedik size. Kusurumuza bakmayın lütfen. Son olarak toparlayacak olursak sizin önerileriniz ne olur bu konuştuklarımızın üzerine? Mesela sizin meslek grubunuzda bir reklam yasağı var. Ama siz de bir yandan hem dijital dünyadaki girişimlere hizmet veriyorsunuz, e-ticaret alanındaki hı. müşterilerinize hizmet veriyorsunuz. Hem de kendinizi de dijital ortamda doğru bir şekilde konumlandırıp bir anlamda tanıtmaya da çalışıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ve ne tavsiye edersiniz sizin gibi meslek grubunda olan dostlarımız için önerileriniz ne olur? Avukatlıkta dediğimiz gibi işte meslek yasağı mevzusu var ama bu şuna engel değil ki hani büronuzun bir web sayfası buna ilişkin buradan ödeme alınması
veya buraya ilişkin belli bir blog yazısı şeklinde gibi Sedat Bey'in söylediği gibi işte bilgilendirici yazılar yazmak, buna ilişkin günlük tutar gibi belli alanlara yöneldiğinizi belirtmek, hani bazı bazen Google'a girdiğimizde şu alanda en iyi avukat gibi şeyler çıkıyor hani böyle. Tabii bunlar farklı şekillerde de olabiliyor. Şimdi onları geçtiğimizde bu şekilde bir ağ yaratmak, bir web sitesi yaratmak olumlu olabilir diye düşünüyorum. Başka yapılabilecek şeyler. Zaten bizim organik anlamda müvekkili getiriyor oluyor. Yine hani şu şekilde müvekkillerimiz var gibisinden belki bir tanıtma amacında olabilir. Yani avukatlar anlamında böyle ama kesinlikle Sedat Bey'in de söylediği gibi kesinlikle uzmanlaşmanın avukatlıkta da artık gerekli olduğunu hepimiz kavradık. Hepimiz bu yönde yani kendimizi geliştirmek anlamında da çok fazla avukatın olması, sonra bir konuyu iyi bilmek ve özellikle bazı yeni konuların yeni yeni gündemimize gelmesi, e-ticaret gibi, ne bileyim sanal para gibi, bunu alanları araştırıp bu alana ilişkin hukuki çözümleri yapabilmek amacında bir alanda uzmanlaşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de yani mesleki anlamda kendini geliştirmek açısından da belli bir alana yönelmenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi Sedat Hocam az önce doğru hashtag kullanımından bahsettik ya, dostlarımızdan biri ya biz bunu nereden yapacağız, nasıl yapabiliriz, tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı demiş. Bakın konu ne kadar niş ama aslında ihtiyaç baktığımız zaman. Evet. Ben şey olsun diye, latife olsun diye şimdi onun o sorunun da derin bir cevabı vardır muhtemelen. Araçlar var. Yani söylemek isterseniz buyurun. Yani ücretsiz kullanabileceğiniz araçlardan bir tanesi, yani hatta bir tarayıcıdır bu. Ücretsizdir. Webstagram.site.com. Webstagram.site.com. Popüler Twitter trendlerini ve hashtaglerini anlık bütün dünyayı takip eden bir araç var ama araç sık kullananlarında, ücretsiz olanları veriyorum bu arada. Şöyle bir şey yapabiliriz dilerseniz. Bu kaynakları derleyip toplayıp Ziya Hocam sizinle paylaşabilirim. Tamam, şöyle yaparım ben de. YouTube kanalının altına koyarım. Güzel, çok güzel. Bu videonun altında YouTube'dan tamam. Girip alabilirler. Alırken de bir beğensinler, yorum atsınlar, like atsınlar, evet. Paylaşsınlar arkadaşlarla. Evet. Bunu istiyoruz sadece. Yarın eklemiş oluruz. Tamam, süper. Onu da öyle halletmiş olalım. Okey, kapatmadan önce son olarak kısaca birkaç konu hakkında ben şöyle bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Şimdi bu akşam 117.sini yaptık değer katan eğitimlerin ve bunu her hafta Perşembe akşamı saat 20.30'da devam ettiriyoruz. Birbirinden kıymetli konuşmacılarımızla, hocalarımızla birlikte. Tabii bu aslında Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi, değer katan eğitimler. Peki Valorem Team nedir? Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz Valorem Team'de. Peki nasıl bir iş modeli bu Valorem Team? Ticari bir platform burası. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olarak nitelendiriyoruz burayı. Peki nasıl oluyor burada işler? Ticaret, bu girişimcilik, inovasyon. Aslında işin köküne indiğimiz zaman bugün de bu sohbette bahsettiğimiz gibi bu dijital dönüşüm, bu teknoloji hayatımızın o kadar içine girdi ki artık bir tsunami dalgası gibi üzerimize geldi. Hatta birçoğumuzu bu dalga içerisine aldı bile. Maalesef teknoloji zedeler oluşmaya başladı. Bu kişiler olabilir, bu firmalar olabilir, bu topluluklar olabilir. Bu tabii bunun farkında olup teknolojiyi ve dijital dönüşümü anlayıp doğru kullananlarsa bu işten fayda sağlayanlar olacak. Yani teknoloji zadeler diyebiliriz onlar için. Biz de Valorem Team iş modelinde kişilere, KOBİ'lere, işletmelere ve topluluklara teknolojiyi, yazılımı ve bu dijital dönüşümün nimetlerini nasıl daha iyi kullanabileceklerini öğrettiğimiz ve bundan dolayı girişimci ise gelir elde edebileceği, firma sahibi ise firmasının karını arttırabileceği, risklerini düşürebileceği, maliyetlerini azaltabileceği bir model ortaya koyuyoruz.
Bunun detaylarını izlemek isterse dostlarımız Valorem Team'in iş modelini hemen buradaki kare kodu cep telefonlarıyla okutabilirler. Ya da bu videonun altındaki o linklerden birine tıklayıp buraya da gidebilirler. Detaylı bir şekilde Valorem Team iş modelini incelemeleri mümkün. Bir de aynı zamanda bu değer katan eğitimlerdeki düşünceleri herkesin bizim için çok önemli, çok kıymetli. Yine bu linkten gittiklerinde geri bildirimlerini bizle paylaşırlarsa, hangi konuları ve konuşmacıları burada ağırlamamızı isterlerse bize ciddi anlamda destek olmuş olurlar. Ve YouTube'da kanalımız çok hızlı büyüyor. Hiçbir marketing çalışması yapmadık Sedat Hocam. Tamamen organik bir şekilde. Harika. Evet. Ufak tefek SEO çalışmalarını da ben yapıyorum. Şu anda 7000'e doğru gidiyor sayı. Siz, saat 22. Siz paylaşınca bu sayı daha da artacak diye ümit ediyorum. Sizin öğrencilere falan paylaşırsak ciddi bir içerik var burada. 117 tane farklı böyle çok kıymetli hoca gerçekten. Ne kadar çok insana ulaştırırsak biz de o kadar mutlu oluruz. Şimdiye kadar 500.000 izlenme aldık Sedat Hocam burada. Süper. Yolunuz açık olsun. Büyük teşekkürler. Büyük bir rakam gerçekten. Ve sadece YouTube'dan değil, bütün bu podcast kanallarından da bütün eğitimlerimizin içeriklerine dostlarımızın hepsi ulaşabiliyor diyelim. Ve çok teşekkür ederim. Bu sağ akşamı olun. Birlikte tamamlamış olalım. Saat 1,5 saat nasıl geçti anlamadık valla. Evet, su gibi. Evet. Sedat Hocam, evet. Fatma Hanım çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. İzleyen herkese mutlu bir sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Allah. Önümüzdeki hafta Salı akşamı tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın, esen kalın diyelim. Bay bay.